Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Gladiatus'ta yakut ile ne yapsanız size ne kadar faydası olur? Yakutu nasıl değerlendirmeniz lazım? Kısacası premium özellikler hakkında biraz konuşacağız. Premium'a girerek Centurion ile başlayalım. Centurion normalde oyunla başladığınız zaman Centurion yokken size 12 keşif 12 zindan hakkı veriyor. Siz Centurion aldığınız zaman maksimum sınırdan bahsediyorum. Bu 24'e çıkıyor. Hem zindan hem keşif. Ayrıca sentry yokken normalde keşif 18 dakikada bir gelirken sentry aktif ettiğinizde 9 dakikaya düşüyor bu süre. Zindan da 24'ten 12'ye düşüyor. Keşif bekleme 2 dakikada bir yapabiliyorken 1 dakikaya düşüyor. Falan filan bu şekilde ciddi faydaları var. Yani sentry'yi sonuna kadar hani herkesin alması gerekiyor sentry'yi. Sentriyosuz şahsen Gladiatus oynanmaz bence. <laughs> Sentriyoya tekrardan döneceğiz. Şu kalan sürenin kısa olmasından dolayı farklı bir konuya değineceğim. Diğerlerini anlattıktan sonra. Anlaşmalara geldiğimizde <laughs> Kutsama Sentriyomuz aktifmiş gibi anlatıyorum bundan sonrasını. 24 olan keşifimizi 36 yapıyor. Apollo kutlamasından bahsediyorum burada ayrıyeten e, Merkür kullananlar da var Apollo Merkür git gel bir onu bir onu yapanlar da var Hiçbirine gerek yok sabit bir şekilde sürekli Apollo kullanın Apollo Merkür muhabbetini X1 Server'da hani ben de uyguluyordum zaten o zamanlar hani faydası da oluyordu Fakat X5 Server'da Merkür'e geçtiğiniz zaman Hani Offline olduğunuz uyuduğunuz sürede Keşifiniz uyandığınızda 24'te kalıyor. Zarar veriyor yani Merkür. Ondan dolayı Apollo, o konuda netleştirelim. <laughs> yönetici mührü yani mühür. Mühürler de tamamıyla o anki ihtiyacınıza göre, oyun stilinize göre değişiyor. Ben en son Mercenar baktığımdan dolayı iki seviye yüksek eşyaları açtım. Ne demek istiyor bu 2 seviye yüksek ne demek? Bu, bu yönetici mührü... Marketten depodan ve müzayededen normalde alabildiğinizden iki seviye yüksek eşyaları görebilmenizi alabilmenizi sağlıyor. O işe yarıyor yönetici mührü. Ayrıca ben şunu kullanıyorum bazen marketteki müzayede masrafı düşüyor. Yani 500k'ya 10k veriyorsun yani komisyon markete koyabilmek için. Bunu kullandığında onu 5k'ya düşüyor. Yani düşük rakamlarda çok bir faydası olmuyor tabi ama... <laughs> ben bir markete girdiğimde 200-300 milyonluk ve ham madde koyuyorum mesela. O zaman bana 3-4 milyonluk fayda sağlıyor en az. Konsolosluk mührü, tenzilat. Bunu hani ciddi anlamda uğraşırsanız faydasını görürsünüz. Ama X5 serverda uğraşmaya değer mi? Bence değmez. X1'de uğraşıyordum ben de uğraşıyordum bununla. Bunun faydası şu şekilde tüm itemlerin değeri %5 artıyor. Örnek veriyorum sandığa gireyim hemen yani Misal şu item ne kadar 14k %5 artıyor bu ne kadar yani 700 altın artıyor 14400 ya bunun değeri 15100 falan oluyor <laughs> Bu şekilde nasıl bir fayda sağlıyor bu bize sadece %5 o şekilde düşünmeyin Düşen item Mesela müzayede Şu item 10600 altın 10.600 altına ben bunu aldığım zaman eğer ki o mührüm açıksa ben bunu 11.100 altına satacağım. Bu şekilde sürekli müzayededen al sat ile ciddi fayda sağlarsınız. Ama uğraşılır mı? X5 server için uğraşılmaz diyorum ben ona. Eğer X1'de uğraşıyorsanız kesinlikle yapabilirsiniz bunu. <laughs> Mührü de bu şekilde bitirdik. İtibar. da şöyle söyleyeyim. Eğer ki beceri temeliniz yüksekse ve beceri temel hani maksimumunu doldurabiliyorsanız beceri açın burada. Fakat 80 levelden hatta 90 levelden önce ne beceriniz yüksek oluyor. Yani açtığınıza değiyor. Ne de onu fullleyebilecek bir tam kombinasyonunuz oluyor. Yok yani. Çünkü mesela 85 levelde ne takıyorsun? Düz düz süz takıyorsun. Beceri bonusu yok itemin. Hani zaten normaliniz doldurduğumuzda bu burada beceri açmamızın hiçbir faydası olmuyor. <laughs> Ondan dolayı burada hasar veya kritik açmanızı tavsiye ediyorum 90 levelden önce. 90'dan sonra beceri açarsınız. Hem beceri temeliniz de yükselmiş olur. Gizli bilgi de ne durumda olursanız olun sadece görev açmanızı tavsiye ediyorum. Bu oyundaki en önemli şey görev. Eski uygarlıkların gizli bilgisi görev bekleme süresini yarıya indiriyor. <laughs> hani belki bir ihtimal 80 levelden önce eşya bulma şansı %15'i açabilirsiniz ama ben açmıyorum açmanızı da tavsiye etmem. Onun dışında yok çevikliymiş yok keşif bonusu elde etmeymiş falan boşu boşuna açmayın bunları komple gereksiz onlar. <laughs> Şimdi şöyle bir soru duyar gibiyim. Senin mesela ben tüm anlaşmalarımı direkt açmışım 100 küsür gün 100 küsür gün 100 küsür gün fakat hem Apollo kutusamam 18 saat hem de Centrium 19 saat kalmış. Neden onların süresini uzatmadığımı sorusunu duyar gibiyim. Bunun nedeni şu 18 saat sonra Apollon bittiğinde keşfim 24'e düşecek. Ben tekrar Apollon aldığımda 12 keşif ekstra yapmış olacağım. <laughs> Apollo kutsaması 14 günde bir bana bu şekilde bir fayda sağlıyor. Centrio'ya döndüğümüzde Centrio'yu ben direkt şu servis yalarla aktifleştiriyorum. Her gün bir tane servisye kullanıyorum. Herkes yani günde eğer ki kostüm, e, yeraltı kostümüm giyiliyse hatta onu bir koyuyorum 36 keşif eksi atıyorum o gün. Normal 100 level 6 için konuşacak olursak her gün ekste 18 keşif 12 zindan atarsınız servisye kullanarak. <laughs> Servisyeyi nasıl elde edeceksiniz? Premium hazine sandığı. O da hazine sandığından düşüyor. Hani ya kutunuz varsa servis yerli oynamanızı sonuna kadar tavsiye ederim. Ciddi faydasını görürsünüz. Ama yoksa 14 günde bir sentriyonuzu aktif etmeniz de size fayda sağlayacak zaten. Orası ayrı. Ama yok diye yine hani 200 gün sentriyo almayın burada. 14 günde bir aktif edin. 14 günde bir 18 keşif ekstra yaparsınız. Problem değil. <laughs> Onun dışında yazgızları yazgızarı hazine sandığının şöyle göstereyim. Hazine sandığını değiştirmeye kullan diyor. Bu içeriğini değiştiriyor Hazine sandığı zaten daha yeni gösterdi Ondan sonra kum saati Kum saati keşif seferi ve zindan yani Beklemeden yapmanızı sağlıyor Ayrıyeten görevde alabiliyorsunuz kum saatiyle fakat günde 10 tane ile sınırlı o <laughs> Şöyle göstereyim görevde Bir saniye Bakın Şurada süreyi kısalt yanında 10 yazıyor. Kum saatiyle günde 10 tane ekstradan görev alabiliyorsunuz. İş elbisesiyle tüccarları yenileyebilirsiniz. Ülkeler arası geçişte 6 dakikalık bir bekleme süresi var x Server için. Onu beklemeyebilirsiniz direkt 5 iş elbisesi vererek. Veya dediğim gibi tüccarları yenileyebilirsiniz. Başka nick değiştirme arena parşömeni. E. <laughs> 2 simgesiyle de cinsiyetinizi değiştirebilirsiniz kum saatine tekrar dönmem gerekirse kum saati şu şekilde özellikle server'ın ilk başlarında amacınız yüksek sıraları oynamaksa <laughs> hani kafaya oynamak istiyorsanız zaten server açılışında her zaman için 54 keşif olur etkinlikle başlar server'lar normalde 36 keşif olan 54 ile başlar yani kum saatiyle takılmadan direkt level atlayabilirsiniz keşif bitince o ilk server başında kum saatiyle keşif yapmanızı öneririm. Hani eğer ki Yakut'unuz varsa bunu yapın. Mesela tahmini 2500-3000 Yakut'a direkt ilk gün 80 level olabilirsiniz. Bir 2500 Yakut'ta sandığa harcayıp kostümlerinize gider o da. <laughs> yani 5000 Yakut'a hesabınız gayet hazır bir hal alır. Bir daha Yakut çekmenize de gerek kalmaz. Benim şu an çektiğim Yakut veya harcadığım Yakut tamamıyla keyfi. <laughs> hani bana çok bir faydası olmayan öylesine harcadığım bir Yakut diyebilirim size. 5000 Yakut'u oyunda hem kafada olursunuz. Eğer ki serverınızda benim gibi biri yoksa birinci olursunuz. Ben varsam ikinci olursunuz. Tabi orası ayrı. Ondan sonra başka. Hem de kostümleriniz tam olur. Bir daha da Yakut falan çekmenize gerek kalmaz. Ayrıyeten servis yanız olur. <laughs> benim şurada kalan servis yam hala server başında. Baksanıza 3 level 5 level. 3-5 levelde açtığım hazine sandığından gelen servis ya bunlar. Yani ondan dolayı server'a ilk gün 5K Yakut ile başlarsanız hem kafada olursunuz dediğim gibi hem kostümleriniz tam olur hem gereken servis ya iş elbisesi vesaire bunları biriktirmiş olursunuz. Bir daha yakut da çekmenize gerek kalmaz. <laughs> Ama o kadar Yakut çekmem ben o kadar Yakut'la oynamam diyorsanız da Sentry'ü kesinlikle almalısınız. 15 Yakut zaten bir şey değil. Ayrıca bence şu anlaşmaların hepsini almanız size fayda sağlar. Yani birini alayım diyorsanız da o da kesinlikle Apollo kutsaması ve 36 keşif olması. Premium'da anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.